Sayın seyirciler, Diyarbakır'daki Nevruz'a PKK lideri Öcalan'ın bölünme mesajı damgasını vurdu. Günlerdir Öcalan silah bırakma çağrısı yapacak dendi. Ancak beklenenin aksine Abdullah Öcalan'ın mesajında tek satır silah bırakma geçmedi. Tersine sınır ötesine çekilerek başlatılacak yeni bir direnişe işaret etti. Yeni rejim vurgusu yapan Öcalan ulus devlete karşı çıktı. Öcalan'ın mesajı önce Kürtçe olarak okundu, mesajı BDP milletvekili Pervin Buldan seslendirdi. Ardından Öcalan'ın mesajı Türkçe okunmaya başladı. BDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in aktardığı mesajda Öcalan silah bırakma çağrısı yapmadı. Artık yeni bir dönem başlıyor. Silah değil, siyaset öne çıkıyor. Artık silahlı unsurlarımızın sınır ötesine çekilmesi aşamasına gelinmiştir. Tersine İmralı tutanaklarında çekildiğimiz anda gerillayı daha da büyüteceğiz diyen Öcalan, bu kez de yeni bir mücadelenin başladığını ilan etti. Bu bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Bu mücadeleyi bırakma değil, daha farklı bir mücadeleyi başlatmadır. Öcalan rejim değişikliği vurgusunu yineledi. Bugün artık yeni bir Türkiye'ye, yeni bir Orta Doğu'ya ve yeni bir geleceğe uyanıyoruz. Öcalan, misak-ı milli sınırlarını suni sınırlar, ulus devleti ise insanlık dışı olarak niteledi. Etnik ve tek uluslu coğrafyalar oluşturmak bizim aslımızı ve özümüzü inkar eden modernitenin hedeflediği insanlık dışı bir imalattır. PKK lideri Asurileri ve Arapları ayaklanmaya ve PKK hareketine katılmaya çağırdı. Orta Doğu halkları artık kökleri üzerinden yeniden doğmak, omuz omuza, ayağa kalkmak istiyorlar. İmralı tutanaklarında PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'ye öz savunma gücünüzü kurun diye talimat veren Öcalan, bu kez Suriye ve Irak'taki Kürtler, Türkmenler, Asuriler ve Arapları Milli Dayanışma ve Barış Konferansı düzenlemeye çağırdı. Son 90 yılın tüm hata, eksiklik ve yanlışlıklarına rağmen bir kez daha yanımıza mağdur edilmiş, büyük felaketlere uğramış halkları, sınıfları ve kültürleri de alarak bir model inşa etmeye çalışıyoruz. Tarikatları ve mezhepleri yeni süreçte rol almaya davet eden Öcalan, Türkler ve Kürtlerin İslam temelinde bir araya geldiğini savundu. Bugün Kadim Anadolu'yu Türkiye olarak yaşayan Türk halkı bilmeli ki, Kürtlerle bin yıla yakın İslam bayrağı altındaki ortak yaşamları kardeşlik ve dayanışma hukukuna dayanmaktadır.